Merhabalar efendim, sevgili Açık Beyinler. Bu akşam değişik bir formatta karşınızdayız. İki tane cici güzel misafirimiz var. Çok enteresan mevzular konuşacağız. Bugün konu beni aşıyor. Çünkü zira hayatım boyunca muhtemelen hiç yapamayacağım şey. Muhtemelen dedim, bir açık kapı bırakıyorum. Doğum diye bir meseleden bahsedeceğiz. Doğum denen mesele milyonlarca yıldır canlılar aleminde gördüğümüz eşeyli üremeyle beraber canlının hayatına girmiş bir şey ama insan için ekstra bir durum. Özellikle içinde yaşadığımız 21. yüzyılda potansiyel anne babaların kafasında, özellikle de annelerin kafasında çok soru işareti oluşturan bir konu. Bugün Doğum Akademisi'nin kurucuları sevgili Doktor Hakan Çoker ve uzman psikolog Neşe Karabekir ile beraberiz. Enteresan bir şey yapıyorlar. Keşkesiz Doğum diye bir ekolün kurucuları aslında. Ve doğru biliyorsam bu topraklara özel değil mi? Bu sizin biraz üretiminiz bir şey. Bugün o konudan azıcık bahsedeceğiz. Sağ olsun Hazal bizi tanıştırdı. Bugün yine ana sorularımız Hazal'da. Ben konuyla ilgili uzaktan meraklı bir fizyolog olarak aralara ara ara girerek merak ettiğim konuları soracağım. Bazen biraz provoke etmeye çalışacağım. Ama izleyen bütün dostlarımıza yayın öncesi yaptığımız muhabbetten aldığım ilhamla diyorum ki enteresan mevzular geçecek, haberiniz olsun. Emniyet kemerlerinizi takın. Daha önce duymadığınız bir şeyler duyabilirsiniz. Özellikle de çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız makul bir zaman sonra bu yayını dikkatli izleyin ve Hakan Hoca ile Neşe Hoca ile tanıştığınızda bu akşam memnun olacaksınız eminim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Sizleri burada çok ağırlamak güzel çok güzel. Çok güzel bir başlangıç oldu. Eyvallah, sağ olun. Evet, potansiyel bir anne adayı olarak Hazal'a topu atalım bakalım. Neleri merak ediyormuş bir görelim. Hocam bunu öyle. Genetik olarak ve yaş olarak potansiyel kabul ediyorum. Tabii potansiyel. Yani sonuçta potansiyel. Ne zaman olacağı belli değil. Hocam önce şöyle başlamak istiyorum. Keşkesiz doğum diyoruz. Doğum akademisi diyoruz ama bu keşkesiz doğum nedir? Yani biz çok biliyormuş gibi soruyoruz. Keşkesiz doğum ama nedir bu keşkesizlik hali? Kim için keşkesiz? Bize bunu bir açıklar mısınız? Şimdi keşkesiz doğum aslında bizim böyle hiç yoktan yarattığımız bir şey yok. Aslında yıllardır gelen doğum hikayesinin bir formata doğru gitmesi. Keşkesiz doğum için bir aileler bir eğitim alıyor. Eğitim şunun için şart, bizim gibi malpraktis davalarının çok yüksek olduğu bir yerde bilgi olmazsa aile anlamıyor bir şeyi ve ihmalle komplikasyonu karıştırabiliyor. Yani bilgi olduğu zaman bu bir kere doktoru da rahatlatıyor. İki, bilgi olduğu zaman kararlara aktif katılıyor ki karara aktif katılmak doğumdan memnuniyeti arttıran birinci şart. Şimdi bir bilgi alıyor. İki, bu bilgi gelince bırakıyor doğum kendi başlasın. Çünkü o zaman bebeğe saygı başlıyor. Bebek hazırım mesajı verince ki bundan daha garantili hiçbir şey yok bebeklerin iyi olduğuna ve hazır olduğuna dair. Ve kendi başladığı zaman doğum her şey daha kolay gidiyor. Doğumun kendi başladığı ne oldu o zaman? Bütün hormonlar fizyolojiye saygı geldi ve aktif salgılandı. Oksitosin, endorfin, adrenalin ne varsa ve bilmediğimiz daha bir sürü şey. Hormonlar tam salgılandı. Müdahaleler mümkün olduğunca rutin yapılmıyor. Yani fabrikasyon her kadına yapılmıyor. Doğum olunca bebek direkt anne kucağına konuyor. Kordonu normal zamanda kesiliyor. Ve bebek orada da bırakılıyor. Çıplak ten tene temas ki bebeğin en büyük ihtiyacı doğar doğmaz güveneceği bir kişi. O da anne. Ve doğumdan da herkesin yani annenin temelde merkezde ve bebeğin ve babanın. Ama yetmiyor. Anneannenin, babaannenin, doktorun, ebenin, oradaki destekçi herkesin neredeyse oradaki müstahdemi bile oh be ne güzel bir başlangıç yaptık dediği bir doğum şekli. Bir çeşit aslında 21. yüzyılın doğal doğumu da diyebiliriz yani. Burada belki şöyle küçük bir ekleme yapmak isterim aslında. Şimdi biz psikologlar olarak doğum öncesinde, doğum sonrasında, hamilelikte çalışıyoruz, seanslar yapıyoruz. Bu zaten kendi normalimiz. Fakat dünyadaki doğum ekipleri ritüelinde doğum psikoterapisi diye bir kavram yok. İsterseniz ondan sonra da açarız. Bu keşkesiz doğum ekibine de özel bir kavram. Çünkü doğuma o anda girip, yani daha önce seanslarla çalışıp, doğum psikoterapisi, doğumda psikoterapi yapılır mı yahu? Hani kadın orada bir sürü şey yaşarken ne yapacağız yani? Yat bana çocuk. Yani hırs bir durum var ortada. Dolayısıyla da aslında oradaki hüner o bir anlamda da. Yani orada tıkanan doğumları diyelim, uzayan doğumları diyelim veya bir şekilde fizyolojik veya mekanik bir sebebe dayanmayan doğum durmaları da var elbette ki. Bir sürü onun da sebebi var. Dolayısıyla da doğum psikoterapisti orada doğum anında doğum zamanı ne kadar sürerse sürsün, doğum şekli ne olursa olsun, bakın buna çok dikkat çekmek istiyorum, çok sorulan bir şey bu. Doğum şekli ne olursa olsun, bir iyisi bir kötüsü, olumlusu olumsuzu hiçbir şey yok. 30 saatte sürer doğum, sonra sezaryana da döneriz.
4 günde sürer. Benim en uzun doğumum 4 gün mesela. Dolayısıyla aman ya. İşte o çok güzel bir şey oldu. Yani o bütün bu doğum hikayelerini gözlerimizi açmadan, o da olur, öyle de olur, doğumun içine bakarak uyuruz, kalkarız, eğleniriz, konuşuruz, merdiven çıkarız, tekrar dağılırız evlere, sonra tekrar döneriz. Yani böyle bir doğum şeklinden bahsedince, işte o zaman bu kararı da beraber verirsek, aileyle beraber, o zaman herkes keşkesiz çıkıyor. En bu, hemen aklıma bir şey geldi. Keşkesiz doğum var demek ki. Doğumu keşkeli yapan bir şeyler var. Mesela sizin anlattığınızdan benim aklıma gelen, tıbbiyede ağırlıklı olarak keşkelerin benim gördüğüm en büyük nedeni, standart değerler tablosu diye bir sıkıntımız var bizim. Herkesin o ortalamaya uyması gerekiyor. Doğumda da galiba böyle bir şey var. Şu kadar sürmeli, şöyle olmalı, pembiş, maviş bilmem ne. Böyle bir takım standartlar var kafada herhalde. Galiba keşkeler oradan geliyor, doğru muyum? Onlar olabilir. Onun bir kısmını ona bırakacağım Hakan Bey'e. Fakat şunu da eklemem lazım. Bir çünkü keşkesiz doğumun, birth with no regret bu arada. Yani uluslararası da kuram ve kitap olarak da doğum ekiplerinin içine girmiş durumdayız. Fakat hiç düşünülmeyen başka bir taraf ise, bu kadın doğumcuların, ebelerin, hemşirelerin ve bütün sağlık personelinin psikolojisi neredeydi? Yani bu insanlar çünkü doğdular, bu insanlar doğurdular, bu insanların çeşitli travmaların maruz kaldılar, şiddete bile maruz kaldılar. Ve dolayısıyla da sizin, benim, işte belki gelecekte Hazal'ın doğumuna girecekler. Ve o yüklerle beraber girecekler. İşte bunun biraz da hafifletmek, o yükleri de azaltmak da hedefimiz. Yani bir, böyle birkaç tane ayağı var. Bir tek şeyi belki unuttuk. Her zaman konuşunca herkes biliyor zannediyoruz. O da şu, yani buraya kadar anlattığımız doğumun fizyolojisi ve ihtiyaçları anne bebeği. Keşkesiz doğum ekibini farklı kılan ekip çalışması. Bu ekibin içinde bir doktor var, bir ebe, aynı zamanda dulalık yapan, yani birebir kesintisiz destek veren bir ebe var. Ve az önce Neşe'nin anlattığı, daha önceden onunla çalışmış, geçmişini bilen, her şeyini bilen bir doğum psikoloğu var. Dünyadaki farklı kılan olay zaten bu. Doğum psikoloğunda aktif doğuma girmesi ve hem aileyi desteklemesi, bunun yanında biz çok rahat ediyoruz, hem de doktor ve ebeyi de desteklemesi. Çünkü tüm doğumlar öyle sanıldığı gibi lay lay lom kolay da olmuyor. Çok zor kararlara da gidebiliyoruz. İstemediğimiz şeyler de oluyor bazen. Yani hocam, bahsedilen bu keşkesiz doğum sadece anne ve bebek için değil, doğuma giren herkes için keşkesizlik hali. Değil mi? Evet. Yani doktor için, ebe için, doğu için herkes oradan keşkesiz, hatta o doğumun mucizesine tanıklık ederek çıkmış olmasını bekliyor. Evet. Onu hissederek. Biz mesela sezaryanda da anne baba girsin istiyoruz, bebek kucağa gelsin istiyoruz. Mesela başta bir garip geliyor, hiç yapmayan anestezi uzmanları, hemşireler. Bu nereden çıktı, işimizi azalt, yoruyor vesaire. Önce böyle bir otomatik tepki geliyor ama 4-5 doğum sonra, bir dakika ya, ameliyat birden doğuma döndü diyorlar. Buluşma anına biz de destek oluyoruz ve onu gerçekten coşkuyla artık ameliyattan çıkıyorlar yani. Ben 3 çocuğumda sezaryenle oldu. Benim 3'ünün de sezaryenine girdim. Hatta kayıtlarda 3'ünde de tekrar eden bir anım var. Bütün operasyonu baştan itibaren kameraya çekiyorum. 3'ünde de var böyle elimde kamera, standart baba. Her ne kadar tıp fakültesi mensubu olsanız da o heyecan devam. Yalnız her 3'ünde de rahim açılıp da çocuk dışarı çıktığı anda benim kamera yere bakıyor. Çünkü ben o sırada çocuğa inmiş bakıyorum. 3'ünde de kamera yeri çekiyor. 3'ünde doğumunu denk getirememişim. Fakat o meseleye şahit olmak, yani dediğiniz gibi sezaryen bile olsa babanın oradaki dahliyetini çok değiştiriyor. Yani meseleye olan yakınlığını çok farklılaştırıyor. Bir de dışarıda işte volta atıp beklemek var. Zannediyorum onu yapmadığım için çok şükür diyorum. Hani ilk bağlantıyı anne kadar olmasa da bir baba da yakalayabiliyor. Gerçekten önemli bir şey.